tiyatroya gidiyoruz. Tiyatroya gidiyoruz. Çin oyunu muydu bu? Nezaketin oyunu mu? Nezaketin oyununa gidiyoruz şimdi. Öyle bir oyun izledik ki bu tek yani çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Tek kişi oynuyor. Sadece nezaket var. 85 dakika ve yani inanılmaz iyiydi. Buraya yazayım. Siz de gidebilirseniz, gitmek isterseniz bakarsınız. Moda sahnesinde oynanıyor. Çok 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 güzel bir oyundu. Kusursuzdu yani. Gerçekten inanılmaz. Günaydın aşklarım. Saçlarımı kesmeye gidiyoruz Beşiktaş'a. Bu kadar. Ben bu eve geldiğimde bu kediler beni niye karşılamıyor? Bu evde neden sadece Ozan karşılanıyor kapıda da ben karşılanmıyorum? Ha? Kediler! Buraya gelin! Beni de karşılayın! Sevmiyorlar beni çok. Şimdi makyajı alınmayı bekliyorum. Müthiş anksiyetim neden anlamadım. Uyandığımdan beri böyle kalbim küt 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 atıyor. Birazdan gelmezlerse buradan kendime aldık çalacağım bir tane. Artık buna mecbur bırakıldım çünkü. Aklımda bu var. Nars'ın likit aldığı. Yani kendileri bilirler. Saat 12 oldu. Hala bana makyaj yapan yok.
Gelmezlerse çalıyorum aldıklarını. Saçımı yaptıktan sonra artık herhalde bitmiştir. Saatin bu arada 5 olduğuna inanmazsanız kanıtım var. Saat 5 oldu. Ben buraya 10'da geldim. Ve her defasında diyorum ki bu işi bir daha yapmayacağım, bu işi bir daha yapmayacağım. Her defasında bir kere daha yapıyorum. Allah beni ıslah eder inşallah. Günaydın arkadaşlar. 2 gündür video çekmediğim için video çekmek nedir unutmuşum. Utanıyorum şu an ilk günkü gibi. Ama size perdemizi göstermek istedim çünkü perdemiz geldi. Şöyle bir perde. Çok iyi oldu bence. Şu masayı ama sen nefret ediyoruz bu masadan. Bu masa değişecek. O yüzden sandalye falan almadık henüz. Ben bu halının bir tık büyüğünün buraya gelmesinden yanayım. O işi halledeceğim. Bu da böyle buradan kalkıp şuraya yuvarlak bir masa koymayı düşünüyoruz. Bakın burada kim var? Fulyo, aşkım. Selam de, günaydın de. De, bir şeyler söyle. Söylemedim. Neyse. Ay şu sıralar bir uyanınca nefes darlığı çekiyorum. Nedendir? Anlamam, bilmem. Kahve meselesi şöyle oldu. İçemiyorum 2 gündür. Çünkü böyle bir geçen ay çekime gittim işte. Onu da çektim size biraz. Ama o gün başka bir şey çekemedim çünkü çok... Yani aşırı zor bir gün, ciddi zor bir gündü. O gün sabah böyle normal bir tane düz sütlü bir kahve yaptım kendime. Espresso yaptım. Onu içtim. Bir şeyler de yedim hatta. Kahvaltı da yaptım. Sonra çekime gittim. Benim bir anksiyetem tuttu. Ama böyle anksiyete gibi değil, kalp krizi geçirecek gibi hissediyorum. Kalbim küt 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 atıyor. Sadece bir tane kahvenin yarısını içmişim. Böyle bir saat, bir buçuk saat kendime gelemedim. Dün de aynı şeyi yaşadım. Kahvede mi içmeyeyim artık yani? Hani son zamanlarda çok zorlamaya başladı beni bu durum. O yüzden kahve içmem bugün. Çay içeceğim onun yerine. Şimdi pankek tarifini asla hatırlamıyorum. Orta sehpa için bir yere sordum. Göstereyim size orta sehpayı. Yapabiliriz dedi böyle bir şey. Ölçü var mı demiş aklınızda. Şöyle bir... Orta sehpa beğendim mermer. Yani ölçü derken ne kadar olur mesela bunun ölçüsü? Ölçelim gelin. İşimiz ne? Sanki. Şimdi siz burada durun. Şimdi ne kadar olur orta sehpa? 80. Çok mu? Yok. Bence 80 iyi. Şöyle. Çok da abartı da büyük olmayacak. Gerçekten yıllardır, yani abartısız söylüyorum. Biz buraya bir senedir şey almaya çalışıyoruz, orta sehpa almaya çalışıyoruz. Ve orta sehpa yok. Amerikan pankek tarifi yazsam çıkar mı? Buldum tamam. 1'e 1,5 evet. Unutmuşum. Yes. Başlayabiliriz. Siz burada kalın. Buranın ışığı iyi. Bu arada iyi telefonuma ne diyorsunuz? Kendime doğum günü hediyem. 23 oluyorum da 10 ay 3 gün sonra. Kız doğum günüme 3 gün kalmış. Sanki çok bir bok olacakmış gibi. Ne olacaksa 3 gün sonra. Bu özel günlere ne kadar önem verirsek o kadar kötü geçiyor yani gerçekten. O yüzden sanki 3 gün sonra doğum günüm müymüş gibi davranacağım. Hiç umurumda değilmiş gibi davranacağım. Şimdi size bu pankek tarifini veriyorum. İçinde ne şeker var? O kadar şeker yok yani. Böyle ekmek kafasında aslında birazcık ama böyle çok yumuşak ve aşırı kabarık oluyor. Çok iyi oluyor. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. Bu aslında 2 kişilik tarif. 8-10 kişilik diyormuş. Biz bunu 2 kişi yiyoruz. Allah kahretsin. 8-10 kişi bunu nasıl yesin kızım? Bir kişi bir tane yerse 8-10 kişilik olur. Neyse ben şimdi bu tarifi yarıya bölüyorum. Bunu tek kişi yani tek kişiyseniz yapabilirsiniz. Bir tane yumurta koyacağım. Yarım su bardağı süt. Bir paket vanilin. 0,75 su bardağı un ve bir paket kabartma tozu. Müzik
yapmanın en önemli birinci kuralı tavaya yağ koymamaktır. Kesinlikle kafamdan uyduruyorum ama bence öyle daha güzel oluyor. Tavaya önce hep bir tane böyle tam ısınmış ısınmamış anlamak için küçük bir şey dökün. Çünkü ilk yapılan pankekler hiçbir zaman güzel olmuyor. Hep mahvoluyor o yüzden. Çok pişmiş. Çok pişmiş. Altı biraz açık olabilir. Spor rutinim var artık benim. Benim bir arkadaşım, ne deniyor onlara? Personal trainer mı diyeyim. Bu işle uğraşıyor. Ondan kendime bir şey istedim, program istedim. Şimdi size bu programı gösteriyorum. Bu sadece şey, kalça için, popo için yani. Siz de bu ağırlık, yani biraz ağır bir program. Çünkü ben hani genelde yaptığım böyle 45-50 dakikalık bir video var. Onu ona attım. Dedim ki ben hani en çok bu videoyu efektif buluyorum. O da bana oradaki hareketlere uygun bir program çıkarttı. Şimdi siz de bu programı hemen fotoğrafını çekiyorsunuz. Kendinize göre ağırlıklarını düzenleyerek, hareketlerin sıklığını düzenleyerek siz de bunu yapabilirsiniz. Böyle ısınma şeysi. Sonra... Bu şekilde. Ben şimdi bunu yapacağım. Size de göstereyim dedim. Şimdi eyeliner'ı nasıl çektiğimi göstereceğim. Bu arada yani ben eyeliner'la kendimi güzel hissetmiyorum. Öyle yapıyorum, böyle yapıyorum deyip artık her gün eyeliner çekiyor oluşum hakkında hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet, bazen böyledir. Munix'in bu eyeliner'ından başka eyeliner'ı hiç kullanmadım ömrümde. Şimdi bunu yanlış yaptığım şey gözlerimin şeklinin ne olduğunu anlamıyorum. Sadece bana yukarı değil de aşağı doğru çekmem gerektiğini söylediniz. Ben de öyle yaptım ve oldu yani gayet. Şimdi görüyorsunuz herhalde böyleyken değil mi? Görün lütfen. Ya gözümü hiç çekiştirmiyorum. Yani bu kadar. Ne yapayım ki daha? Böyle çekiyorum işte. Ya ben biraz bu konuda yetenekli olduğum için, elim her şeye yatkın olduğundan dolayı böyle yarıya kadar böyle. Öbürünü de çekeyim de. Bunu da siz görmeyeceksiniz ama. Bu olmadı işte. Bu hiç olmadı. Neyse hallederim. Hep sağ tarafı daha iyi çekiyorum. Sebebi yok. Neden hepsi sağ tarafı daha iyi oldu? Burası böyle oldu. Biraz saçma oldu burası. İyi aslında oldular ya. Gayet. Ay oldu oldu tamam. Dur. Şimdi çıktık, annemin yanına gidiyoruz. Zorlu da bizi bekliyor. Onunla yemek yiyeceğiz falan filanmışlar. Ama bayağı iyi gözüküyorum. Saçlarım çok iyi oldu aşkım. Ne diyorsun? Bence çok güzel. İyi kesmişler. Değil mi? Evet. Bence de. Bir tane şey var. Kıştık şimdi. Bir tane TikTok'ta şey var aşkım. Mamut var ya. Mamut düşün. Böyle kafasının saçları böyle ya onların da böyle dalgalı. Herkes böyle böyle saçları olan burasını kesiyor. Ona yapıştırıyor böyle. Çok komik. Evet, şimdi başlatabilirsin onu. Şey yapacaksın, başta sıfırdan. Şey ne diyeceğim? Evet. Burada ne yazıyor? İlgilenmiş göründüysem özür dilerim, ilgilenmiyorum diyor. Ben bu değiştim, ben ilgileniyorum. Değiştim. Belki de ilgileniyorum. Hiç. Aşkım hayırlı olsun. Artık ben de kablosuz kullanmıyorum.
Thank you.